Merhaba herkese. Troy seferine. Ne maalesef diyesim var içimden. Maalesef devam edeceğiz. Okey, işler hiç yolunda değildi. İşler iyi gitmiyordu. Şu an gıda bakımından iflas etmek üzereyiz. Ya işte şuradaki savaşı kaybettim ya, her şeyi o mahvetti. Aynayası kaybettim, Aynayası öldü. Yani o savaşı kazansaydım, yani bak kendi hatam olduğunu kabul ediyorum. Oradaki diğer karakteri lanetleyip buraya getirseydim, büyük ordu kontrolünü kapatsaydım o savaşı alırdım falan filan. Ama yani bir yandan da buraya çıktıktan sonra geriye çekilemeyeceğimi nereden bileyim gerçekten. Yani geriye çekilememek de orada beni mahvetti. Okay. Hem talihsizlik hem beceriksizlik falan derken hem istila altındayım hem saçma sapan yerlerde saldırıyorlar bana. Hem iflas etmek üzereyim. Hem şurada... Nerede o? Nereden bir tane ordusu vardı bunların. Bir dakika ya. Buraya 20 kişilik bir orduyla çıkartma yapmışlardı. Ve... Müttefiklerim yendi mi onları? Öyle bir şey olmuş olabilir mi? Ay lütfen olsun öyle bir şey çünkü. Ya öyle bir şey olursa muhteşem olur. Hangi şehirdi tam olarak orası ya? Ya şurada bir yerdeydi. Evet. Evet müttefiklerim almış o şehri. Aşağıdan istilayı durdurmuş. Ay konuşamadım, çok sevindim, konuşamadım gerçekten. Vay arkadaş vay. Helal olsun diyorum, helal olsun. Sana bu yaptığının karşılığında helalinden bir altın vereceğim. 5 altın toplam. Helal olsun gerçekten. Bana yaptığım bu kıyağı asla unutmam. Okey şahane. Yani en azından bu kadar kötü giden şeyin içinde bir tane iyi bir bardağın dolu tarafını görmüş olduk. Şimdi buradaki kardeşimizi şuraya alabiliyor muyuz? Sömürgeleştir. Daha da azalsın gıdam. Okey. Şimdi senlik bir işimiz kalmadı. Sen bir git o zaman. Burayı alma sebebim Valma ile değiştirme imkanım olur mu diyeydi. Muhtemelen bu halini kabul etmezler. Valma ile ne diyeni aldığı şehrin adı? Sagalassos. Değişir misin bir ihtimal? Hayır. -342 diyor hatta. Değişmekle alakası bile yok yani. Tamam, belki bir iki bina inşa edersem kabul eder de çok da kabul edecekmiş gibi de durmuyor. Bir yapalım şurayı. Taş ve odun az bir şey. Okey. Okey. Aslında gıda üretiyormuş ama neyse. O eyaletin tamamını elimde bulundurmayı tercih ederim. Şimdi diğer taraflara bakacak olursak. Şurada Paris ve Priamos Samos'a doğru gidiyordu. O gidişlerine devam etseler iyi olur. Karadan zaten gidemiyoruz. Bir denize ininiz. Across the sea. Prince Paris. Hayır, sen deyin. Get to the oars. Sen gel bakalım. Kuşatabilecek misin burayı? Destroy the foe. Şahane. Priamos da gelince otomatik sonuçlandırırım ben bunu. Now finish them. Peki bir tehdit altında mı burası? Otomatik sonuçlandırınca birazcık hasar alacağım malum. Yok ya. Gelen giden yok gibi. Aslında o savaşı kendim verip Priamos'u kuzeye mi yönlendirsem? Yok. Tamam. Sen de gel. Bunları ayırmak böyle bayağı zayıf düşürür iki ordumu da. Yani onar kişilik ordu sonuçta. Hatta bir 8 kişilik. Çok da riske girmeyelim. Okey. Ölen yoktur inşallah, yok. Bir kişi biraz yaralanıyor, olur o kadar. Sayı aldık. Okay. Biraz gıda kazandık ama bir tur yetecek gıdam hala yok. Samos'u elde ettiğim için tunç sıkıntımı en azından bir süreliğine ayarlamış oldum, gidermiş oldum. Şimdi şurada iki tane şehrimi yıkan şu sinir bozucu orduyu, şu 6 kişilik orduyu yenebilir miyim? Buraya gelişim %19 yürüme istiyor. Rahat yenerim ben bunları. 6-14 olduğuna bakmayın. Geri çekilmez inşallah. Çekilmedi. Oto sonuç da bana veriyor zaten. Al gitsin, tamam. Orduyu öldüremedik. Birbirine ikmal verelim biraz. Yakalayabilir misin? Hadi yakala lütfen.
Battle hadi be, calls. Hadi be, hadi be. Gerçekten mi? Tamam, şurayı al o zaman. Sömürgeleştir. Şey özelliğin var mı senin? Seninle aynı eyalette olan düşmanların yürümesini azaltma özelliği vardı ya hani. Neredeydi o özellik? Babi seferiyle mi karıştırıyorum? Bir şey yok galiba. Eyalet emri veremiyorum maalesef. Bunu yapmaya başlayabilirsin. Bunlar gidip Apollonia'ya dalanacak muhtemelen. Sinir bozucu çünkü. Çünkü sinirimi bozmak için oynuyor. Şu an kazanmak için oynamıyor. Bu kardeşimizle bu orduyla yenemem. Şeyi yetiştirmem gerekir oraya. Hector ama bunu lav etmeyi düşünüyorum bir yandan da ben. Çünkü gıdam yok. I offer honey and oil for your favor. Vaziyetinde olmama rağmen buraya kadar gelebiliyorum. Kimin gıda? Bunu lav etmek bile yetmeyecek bu arada. I'll prove myself. Nasıl yapsak ya? Acaba yani eyvallah abi diyerek şuradaki şehrimi, taş üreten şehrimi gıda karşılığında şunlara satsam mı? Sorayım bakalım istiyorlar mı? Tabii ki istiyorlar. Peki kaç gıda verirsin bunun karşılığında? Abartayım bir bakayım. Okay. 10 tur boyunca 2700 veriyor. Yani taş üretimim düşecek tabii ama taş birikimim var en azından. Başka bir şey verebilir mi? Taş verebilir bana. Halikarnısı istesem? Yok, onu vermiyor. Okay, o bir seçenek. Bunu yapabilirim. Bunlarla herhangi bir anlaşmam yok zaten. Fırsat bulursam bunlara da dalabilirim. Tutum dersek zaten çok hoşlanmıyorlar benden. Güzel bir hedefler ama başka düşmanlarım da var tabii. Bir diğer seçenek. Şuradaki aldığım diğer şehri. Nerede ki o? Nerede orada aldığım şehir ya? Sahiplik. Burayı mı almıştım? Yok. Şu altın üreten bir şehri almıştım ya. Burası mıydı o? Felos'u da satabilirim. Mobola'yı da satabilirim. Uzakta bir şehir almamış mıydım ben ya? Okey, öyle yapmamışım, tamam. Sanki Doğu Anadolu'da almıştım gibime geldi de. Devam et. Yani bu anlaşmayı yapsam bile dam yine de yetmeyecek. Şunu lav edebilirim ama gerçekten sinir bozucu. Ya da bunların birini lav edebilirim. Şöyle bir bakayım. Priamos senin ordunda ki kaliteli birimleri kaç tane var? 2 tane var. Buraya verirsem şurada 4'lük ve 3'lük birimi yollarsam. Onlar da kaliteli birimler tabii de. Battle hardened. Tamam, öyle yapacağım. Sen gel bakalım. Şu ikisini ver. Şu ikisini al. Böylece über kaliteli bir ordusu olmuş oldu Paris'in. Yani 20 kişilik
bir orduyu yener mi acaba Paris bu haliyle? Yani tırt bir orduyu zaten yener de orta seviye bir ordu. Yani gelen orduya bağlı tabii. İhtimal arttırıyor. Akım masrafı azaltıyor. Akım masrafı daha önemli şu an. Yani sadece bunları ilave etmem yeterli olur mu peki? Eksi 5200'e düştü. Tamam. Okay. Sen oradasın. Başka bilmediğim yerde bilmediğim bir ordum yok değil mi? Hector. Sen gidiyorsun. Sen buradakisin. Paris Priamos orada. O alınık değil. Tamam. Şehri almak durumundayım galiba gerçekten de ya. Şey satmak pardon. Altın veren şehri değil de şurayı satacağım. Bir gün geri almak üzere diyelim. Bir gün geri almak üzere diyelim. Ne bakalım. Mobolaydı değil mi? Mobolaydı. Bir dakika bunlar farklı. Ha bunlar... Yani ikisi de mor olunca karıştırdım. Bunlar vasalım olmayı kabul ediyor bunu verirsem. Kimsiniz siz tam olarak? 6 kişilik Kilikya. Of course we can speak. Savaştır dersem üzerine çok fazla gıda alamam ama. Orada ben demin yanlış şeyi seçtim değil mi? Diğerleriyle konuşurken kendim vermeyi seçtim. Peki. Okay, bin bile vermiyor. 600 veriyor. Kurtarmaz. Vasallığı iptal edersek. ...5400 falan veriyor herhalde. 5450 turbaşı. Kurtarırız. 5450 veriyor bu. Diğeri ne kadar veriyor? Diğerine de bir sorayım. We will win through. Born for... Get on with it then. Elinde bu kadar var zaten. Onu da vermiyor. Şu biraz yanıltıcı. Tamam, ben bunları Likya'ya satacağım o zaman. Bunları derken bu tanesini, Mobola'yı. Vasallaştır. Bir karakter vermeyi seçsem, random bir karakter. Vasallaştır desem, bir dakika bu Deiphobos random bir karakter mi yoksa oğlum mu? Oğlum vermek istemiyorum. Oğlummuş. Dur yeni bir lord basayım bir yerden. Manapa. Yok. Ehli Teşub. Ehli Teşub'u vereceğim. Restoring honor. Given the situation, I'm glad we're talking now. Tamam. Mobolayı vereceğim. Vasallık isteyeceğim. Ve bana ne verirsin bunun karşılığında? Hiç bin vermedi. ...1500 veriyor. 5 turluğuna. Kurtarmaz. Vasallığı şimdilik... ...şey yapalım. Alabildiğimiz kadar çok şey alalım. Şimdi 550 mi veriyordu?
olsun 450. On tura çıkarsak kaç veriyor? Hmm, 4000, 5000. Toplamda aynıya geliyor. Aa, beni bu kurtarmaz. Şimdi daha kısa vadeli düşünmem lazım maalesef. 5450, 55, 59, 60, 70. Tamam. Yaşasın ölücülük. Okay, beni gıda olarak artıya çıkarır. Ordularımı lağvetmem gerekmez. Şehrimi kaybediyorum. Yapacak bir şey yok. Hayrını gör dostum. Maalesef böyle bir şey yapmamız gerekti. Seni de yani madem almışım vereyim ya. What matters now is the future. Don't you agree? Al gitsin daha fazla gıda. I'm happy with that. Okay, bir süre hayatta kalırız bu şekilde. Hector'u lağvetmek zorunda kalmamak güzel haber. Hector gelip şurayı bir temizlemeli. Ordunun nereye gideceğine bağlı. Şurayı ise Paris alabilir mi? Şu orduyu temizlerse alabilir. 15'e 10 bence adil gayet. Sen devam et yukarı doğru. Okay. Kriz geçmedi. Şu anda bir taş sıkıntısı yaşamaya başlayabilirim. Her zaman bol bulunan şeyin sıkıntısını yaşamaya başlayabilirim. Kraliyet fermanı güzel. Gıda masraflarını azalttık. 10 kişilik, 10 kişi ve daha az orduların. Hatta şu iki orduyu birleştirince bu orduyu da kaliteli hale getireyim. Bunları lağvetmek istemiyorum. 10 kişiden oluşan kaliteli bir ordu olsun. Gıda masrafını azaltayım bu sayede. Kraliyet fermanı. Şimdi nereye gideyim ben? Gıda arttıran bir şeyler vardı sanki. Limanlar. Saldırı. Altın geliri. Onun gıda versiyonunu araştırmış mıydım ben yoksa? Çöküş esnasında gıda gibi zımbırtılar vardı ya. Neden göremiyorum? Olması lazım öyle bir teknolojide. Bak buydu ya. Her zaman olur o teknolojiden. Mutluluk. Odun versiyonu var. Altın versiyonu var. Allah. Bu tarafta mı yoktu? Hah şuradaymış. 3-5-3. Biraz zaman alacak. Şunu falan da çok araştırmak isterim ama. Marvelerden meşidiyet %50. Diplomatik ilişkiler falan çok önemli tabii ki aynı zamanda. Şu an refahtayız %5 etkiler ama buhrana geçiş yapmak %10 tam sınırdayız. %10 arttırmak mantıklı. Tur başına XP, ikmal. Gerçekten hiç işe yaramayan teknolojiler ama ya. Hiç karakol falan etmiyorum. Bunlara bir dünya tur harcamak istemiyorum gerçekten ya. Tunç versiyonu oradaymış. Bakın saldırı. Luk. %10
%15 menzil. Dördüncü deneyim rütbesi üzerinde bir sürü birimim vardır aslında. Çok faydası olur. Azami boş duran iş gücüyle. Onlardan fazla yok. Süresi 2. Menzilli atış menzili %15'te buradan. 9. rütbedekileri diyor ama o biraz fazla olabilir. Bunu araştıracağım. Sonra galiba oraya gideceğim. Muharebe sonuçta çok yapıyoruz. Ekstra meşruiyet kazanalım. Ki, pardon yanlış yer. Şu üst seviye şeylere bir an önce ulaşalım. Şunlarla da aramızı açalım. Saray eylemi. Bununla bir sürü şeyim var, saygınlığım var. O saygınlığımı kullanarak bunlar işe yaramazmış. Mevkiden almaya gerek yok. Meşrutiyet çalma olabilir. Nüfus ve hız geç ya onları. Evet, bir meşrutiyet çalalım bundan biz. İnşaat. Gıda üretimini arttıran şeyler. Tamam, çok arttırmıyor ama kar kardır diyelim. Burada yapmak istediğim şu vardı. Evet, iş gücü birikmesini bekliyorum. Şuraya da şunu yıkmayı planlıyorum. Ama şimdiki iş gücünü zaten başka yerlere harcayacağım. İki tane yıkılan şehrim var. Onları yeniden yapmaya harcayacağım. Efes'te ise kaynakların üretimini %10 arttırabilirim. Ha, burada isyan çıkacakmış. Bunları nefese müdahale etmesi gerekebilir. Oha dur lan, bunu yapmam lazım. Bunu niye yapamıyorum şu an? Biraz önce bir şey. Dur hemen. Hemen yapamıyorum. Altın harcayarak hemen yapabilirim. Ne kadar altın istiyor? 50 altın. Yap. Vur. 89 altın. Yap. Ardından iş gücü lazım. Tamam, iş gücü birikince bunu yapacağım direkt. Uf. Refah esnasında 260 veriyor ama yo, şu an buhrandaymışız, refahta değilmişiz. Tamam, daha fazla verecek. Güzel, güzel bir gıda geliri olacak bu. Bundan da tunç sağlıyor. Oha, ne kadar güzel bir yermiş burası. Samos'u kaybetmemem lazım o zaman. Hatta buradaki şu şeyi de yıkmayayım da. Yani yıkmak deyince şurayı yıkabilirim ama. Şunu da yık. Efes'tekini yıkayım mı? Bir perdeyi çekmem lazım. Güneş vurdu, pardon. Efes'teki karakol diyorduk. Oraya birim koymak mantıksız olmaz ama yok ya, Efes'i korurum herhalde bu saatten sonra. Ya vazgeçtim, yık. Samos'taki kalsın ama. Samos'a her yerden saldırı gelebilir ve ne kadar değerli bir yer olduğunu az önce görmüş olduk gerçekten. O binaya çok 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 ihtiyacım var. Rest'e bir kalsın. Buraya gıda üretimini arttıran şunu yapalım. Dini karakol da yapalım. Hala herhangi biriyle 3. seviyeye çıkmadım değil mi? Apollon da 2. Bu 1 hatta. Hı. Gıda bakım maliyeti azaltan bir şey yok bunda. Apollon'da var mıydı? Apollon'da yok, tamam. Hangisini yaptım çok da fark etmez o zaman. Bir de meşrutiyet veren şundan yapalım, tamam.
Çapkın isyan Mira'da biliyorum. Eklentiler onlar kalsın. Diplomasi'de var mı? Enteresan bir şeyler. Barış yapmak isteyen var. Efes. Okay. Efes'te bu saatten sonra barış yok. Biriyle düşman olduktan sonra onu indirene kadar bırakmamak lazım. Zaten bu kampanyanın yaptığım en büyük hatalardan biri de galiba bir düşmana odaklanmamak oldu. Tuana hala benimle çok istiyor. Taht talibi. Saldırmazlık paktım var. Ya dostum Hattililerle bir barış yapsam var ya. Çok isterim seninle de ittifak yapmak. Elinde Ege toprağı da yok zaten. Şu Büyüloma ne alemde? Vallahi daha güçlü aslında Tuana. History will remember. Şu Büyüloma ölmüş bu arada. History will remember me. Bunlarla aramlısın. Aram idare eder. History will remember me. Bunlarla şey konuşabiliyor muyum ben? Barış yap muhabbeti yapabiliyor muyum? Neyse biraz daha dursun bakalım. Aslında mantıklı yani şu an onlarla ittifak yapmak ama. Bir daha bakacağım ya, bir daha bakacağım. Bunlar değil. Born for war. Kimdi o? Tuana. I fight for Hatti. Yalı işgalcilerle savaş halinde. Onları geç zaten. I fight for Hatti. History will remember me. İşte Hatti sıkıntı sadece ya. I fight for Hatti. History will remember me. Onlarla aram zaten kötü. Dursun. Şeyde maksimumdayım hala değil mi? Perseus'ta. Evet, maksimumdayım. Yetiştirme maliyeti vereceğine bana bakın maliyeti ver. Ha bu arada oyunlara ev sahipliği yapabilirim önümüzdeki turdan itibaren. Güzel. Elimdeki en büyük silah o zaten. Beklenmedik birileri bana savaş açarsa onlarla direkt barış yapabilirim. Hatta Hatti ile de barış yapabilirim aslında düşününce. Önümüzdeki tur bakarız. Okey. Buraya gelen orduların sayısı daha da arttı. Şu denize indi, şu geldi. Buraya çekildi, sana yetişemiyorum, dur. Okey. Burayı da yıkacaklar büyük ihtimalle. Halledeceğiz. Hepsini temizleyeceğiz. Hector ulaşmak üzere. Siz hiç merak etmeyin. Çare Hector. Hector buraya ulaşabiliyor. Süper. Buraya ulaşırsa bunlar sıkıntı yaratır mı? İstediği kadar yaratsın Hector bu. Gel abi. Arşi vaziyetinde zaten. Güzel. Daha fazla arıza çıkaramadan bunu indirmek iyi oldu. Daha ne kadar arıza çıkaracak derseniz o ayrı mesele de. İki tane şeklim yıktı Zibidia. Undaunted. Direkt Apollonia'ya saldırabilecek pozisyonda. Şuraya uğrarsam Apollonia'ya yetişebilirim. Adresteia'ya ulaşamayacak bir pozisyonda. Bu da öyle. Yani şu an maalesef şeye giremeyeceğim, pusu vaziyetine giremeyeceğim. Şöyle yaparsam, buraya ulaşacağımı varsaymıştım, ulaşamam. Tamam. Şöyle yapabilirim. Sen gelirsin şöyle. Pusu vaziyetine girersin. Troy, sen konuşamıyor musun onunla? I can hardly wait. Tamam. Şimdi pusu vaziyetinde olan bu ordu olduğu için onun daha güçlü görünmesi lazım. Görmemesi lazım yani gücünün. Hector'dan alabildiklerini al. Hold up a moment.
I'm afraid okay. I cannot. Gelip saldırırsan bekleriz efendim. Command me. Apollonia'ya saldırırsa hoş olmaz. Umarım buraya saldırır. Ne diyelim? Sen kimsin bu arada? Tam olarak bir yerleşim yeri olan, ben neden nötr takılan, saldırmazlık ortağı olan ve herhangi bir ittifakı olmayan bir arkadaş. Onu alıverip şu eyaleti tertemiz elime geçirmek. Aa, pardon, bu Samos'un olduğu eyalet değilmiş ya. Ne burası? Burası, burası ve burası. Tamam, yine de alınabilir. Yine de alınabilir. Önceliği şu isyanı bastırmaya vermem lazım ama. Efes kendini koruyabilir mi? Böyle bir garnizonda. İlla bastırmam gerekiyor mu? Kaliteli sayılır garnizon. I'll have to refuse. Yani ordularımı tekrar oraya götürmek istemiyorum gerçekten. I prepare my next step. That's beyond me. Gelip buraya saldırma ihtimalleri var mı bunların? Bu oyunda yapay zeka isyancıları nasıl çalışıyor bilmiyorum doğrusu. Impeccable nobility. Ben yoluma gitmek istiyorum. I hope this will be a product. Çok küçük bir ordusu var. Acaba nerede? Böyle atlı logosu olan bir kardeşimizi görüyor muyum? Görmüyorum. Gıda bakımından da faydası olur bana. Gıda demişken, evet, yapabiliyorum artık. Şunu yap. O kadar da değil, o kadar da gerek yok. Tamam, ben buraya dalacağım. Oradaki isyanı garnizon halleder diye umut edeceğim. Princely Might. Burası eyalet başkenti falan değildi mi diye baktım da. Tamam, 9 kişilik garnizon var. Rahat oluruz. Prince Paris. Ah, land. Experience counts. Ship docked. Courage and might. Okay. Niye? Ne anlaşalım var lan benim bunlarla? Should be interesting if nothing lan, else. Lan saldırmazlık anlaşmam varmış. Üff. I hope this will be a productive discussion. 10 tur sonra saldırabileceğim artık. Tamam, olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Shall we? Expect a hard march. Deneyelim. Güzel, devam edelim. Bu ikisiyle Eresos'a saldıracağım. Bu orlar şunların işini bitirirse ne yaparım bu orlarla henüz bilmiyorum. Muhtemelen Marmara'yı indirir, bu tarafa doğru devam ettiririm yollarına. Kekim var. Çakma Sarpedon'u şöyle... Nil'e mi götürsem? Ya Mezopotamya'ya götürmek istiyorum. Mezopotamya'ya nereden götürebilirim? Yani şuradan Fırat'a inmek güzel olur. Kimin topraklarına basmam gerekir? Speak then. Bunları. No need for ceremony. İdare ederler herhalde. I'll win or die trying. Yani direkt ben... Evet, şurayı işaretledim gitti. En iyi yolu sen bulursun. Bir tane takas anlaşmaları var. Okey. Odun satıyormuşum, altın alıyormuşum. Odun sıkıntım da var şu an. Bu anlaşmayı bir tazelemeyeceğim şu an için. Saray eylemi. İtibar sarsmaya çalışmıştık. Şunu 30 saygınlık kaybederek ve bir saray eylemi harcayarak ihtimalini arttıralım. 84. Bir kere daha ihtimal arttırabilirim aslında. Kim bana şantaj yapmış ya? Vay arkadaş.
Yükseltmesi değil de. Bir karakollara bakayım. Adreste ya biraz beklesin. Şurada yıktığım yerlere hep Efes'te bir adet Efes gıda mı üretiyordu? Yani dini karakol lazım her yere ya. Tamam, Afrodit olsun Efes. Yani dini karakol dikmişiz. Burası da gıda. Tamam, buraya bir ticari, bir tane de meşrutiyet veren. Süper. Şunu arttırmak mantıklı. Makul. Ya da odun mu arttırayım öncelikle? Çok az arttırdığını farkındayım ama. Yani. İstiyor. Hemen taş üreten şeyi tekrar yap. Tamam, diğer bilalarında ne olacağı belli. Buraya bir kontrol arttıran bina yapmam lazım aslında. Bir saniye. Nüfus, iş gücü artışı. Nüfus, mutluluk. Artı bir mi sadece? Vergiler, hadiseler. Evet. Nüfusu biraz arttırmam lazım o zaman. Ama şu gıdayı almadan da olmaz. Hatta bir de odun varmış. Onu da almadan olmaz. Ayarlarız buradaki isyan bir şekilde. Bir şey yaparız oraya. Adrestia'ya yapıyorum. Tamam, iş gücü birazcık beklesin. We will win through. With Athena's blessing. History will remember. Ya ben bunlarla yapacağım bu anlaşmayı. Üstüne de senin gıdan varmış. Tamam. Bana şöyle bir 300-300 gıda versen bana yeter. Güzel. İttifak daha kurmuş oldum. Böylece artık kolay kolay bana saldıramazlar diye düşünüyorum. Saldırırlarsa da zaten şu an şey var. Oyun düzenleme şansına sahibim. Şu krizi bir atlatmak üzereyiz umarım. Atlatırsak eğer açığa çıkacağız. Altın sıkıntısı var, gıda sıkıntısı geçmiş değil bu arada. Anca ticarette falan ayakta tutuyorum. Taş sıkıntısı doğmak üzere. Odunum az. Okay, ama halledeceğiz. Hepsi olacak, hepsi olacak. Az kaldı. Turu bitir. Geliyor. Geliyor mu? Gelmedi be. Gelmedi be. Have done well. Okay. Şurada maalesef pusuya yürümediler. Tespit edilmemiş olmasına rağmen buraya geldiler. Bunların üzerine çıkma olasılığım var. Süper. Onları yakaladım. Apollonia'yı maalesef kaybettik gibi duruyor. Ama neyse, bunları sonraki bölümde düşünelim. Bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir beğeninizi rica edeyim mümkünse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.